Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması üzerine 16 Mart 1921'de Sovyetlerle Moskova Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Sovyetler Kars ve Ardahan'ın Türkiye'ye ait olduğunu kabul ediyorlardı. Türkiye doğudaki kuvvetlerini batıya kaydırabilecekti. En önemlisi ise Türkiye'ye silah ve cephane gönderilmesinin sağlanmasıydı. 30 Mart'ta Sakarya'nın doğusunda düşmana hücum edilir. Yunanlar çekilirken Bozüyü'yü yakarlar. Mustafa Kemal İsmet Bey'e bir mektup yazar. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Savaşı'nda yüklendiğiniz görevi üzerine almış komutanlar çok azdır. Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters alın yazısını da yendiniz. Halkın devirme kenetlendiği günlerde meclisin kuruluşunun birinci yılı da dolmaktadır. İşte bu günlerde 23 Nisan'ın ulusal bayram sayılmasına dair kanun kabul edilir. Bu gelişmeler sürerken Mustafa Kemal meclisteki bütün hiziplerin ileri gelenleriyle görüşür. 10 Mayıs 1921'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurduğunu açıklar. 151 milletvekilinden oluşan grup Mustafa Kemal'i başkanlığa seçer. İşgal altındaki ülkenin batısında yine hareketlilik başlar. 13 Haziran'da İzmir'e gelen Kral Konstantin, oradaki Rum vatandaşları tarafından coşkuyla karşılanır. Topluluk krala İstanbul'u ve Ankara'yı alma tezahüratı yapar. Yunanistan 10 Temmuz'da Türk ordusuna saldırır. 18 Temmuz'da cephe karargahına giden Mustafa Kemal, İsmet Bey'e Sakarya'ya çekilmesini söyler. Çekilme kararı halkta moral bozukluğu yaratır. Anadolu basını ise çok kritik günlerin yaşandığını yazar bugünlerde. Yunanlar Eskişehir, Kütahya ve Afyon'u ele geçirmişti. Bu kara günlerde mecliste birçok milletvekili Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesini istiyordu. 4 Ağustos'ta yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal başkomutanlığı ancak 3 ay için kabul edeceğini söyler. Tek koşulu bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini kendisine devretmesidir. Meclis 5 Ağustos'ta istediği bütün yetkileri verir Mustafa Kemal'e. İlk iş olarak Mustafa Kemal, tekalif-i milliye emirleri, yani ulusal vergi emirlerini çıkarır. İki sayılı emrime göre, yurtta her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp tekalif-i milli komisyonuna verecekti. Bu uygulama, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok etkili oldu. Savaş sürüyordu. Mustafa Kemal 12 Ağustos'ta Polatlı'daki Batı Cephesi karargahına geldi ve ordunun başına geçti. Türk birlikleri Yunan ordusunu oyalamak için yavaş yavaş geri çekiliyordu. Sakarya cephesinde kanlı çarpışmalar sürmektedir. 31 Ağustos'ta Türk ordusu geri çekilir. Bunun üzerine tarihi bildirisini yayımlar Mustafa Kemal. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Yurdun her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı 13 Eylül'de zaferle noktalandı. Meclis 19 Eylül'de gazilik unvanını ve mareşallik rütbesini vererek onurlandırdı Mustafa Kemal'i. Türk ordusu 3.288 şehit verdi. Yunan ordusunun kaybı ise 15.000'di. Ordularının üçte birini yitirmişlerdi Anadolu'da. Sakarya Savaşı, yeni Türk Devleti'nin tarihine, dünya tarihinde pek az olan büyük bir meydan savaşı örneği yazdı. Dış ilişkilerde de etkili oldu Sakarya zaferi. Ermenistan ve Azerbaycan'la Kars Anlaşması, Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandı. Sakarya'da zafer kazandıktan sonra Batı ile yaptığımız olumlu ve verimli görüşmeler Ankara Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Yurdumuzun değerli parçalarını düşman elinden kurtarmış olduk. Sakarya zaferinin sevinci yaşanırken
bazı milletvekillerinin muhalefetine rağmen Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkileri 31 Ekim'de 3 ay daha uzatılıyordu. İşgal kuvvetlerinin Anadolu'dan çıkarılması için 100 bin kişilik silahlı bir güce gereksinimi vardı Mustafa Kemal'in. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak saldırı, hiç saldırı yapmamaktan çok daha kötüdür. Ayrıca binlerce ton tutan savaş malzemesinin cepheye taşınması gerekiyordu. Mustafa Kemal'in şimdi tek amacı Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilmesiydi. Artık düşmana en son darbeyi vurma zamanı gelmişti. Bu kararını yalnızca Feyzi, İsmet ve Kazım Paşalara söyler Mustafa Kemal. Büyük taarruz yaklaşırken ülkenin kaynakları neydi? Ekonomi perişandı. Kaynaklar tükenmişti. Savaştaki insan kayıpları yüzünden erkek nüfusun 18-35 yaş grubundaki büyük açık üretime darbe vuruyordu. Değerli madenlerin büyük kısmı yabancıların elindeydi. Karayolları şose ve topraktı. Taşımacılık kağnı, at arabası, deve ve eşekle yapılıyordu. Cephedeki askerin sıkıntı çekmemesi için her türlü zorluğa katlanılıyordu ulusça. Meclis tutanakları dilekçe kağıtlarına yazılıyor, mektup sarfları defalarca kullanılıyordu. Meclisin 24 Nisan 1920'de ilk ele aldığı kanun Agnam resmi, yani hayvanlar dergisiydi. Gereksiz yere soba ve lamba yakılmaması, telgraf haberleşmesine kısıtlama getirilmesi ilk alınan önlemlerdi. 14 Eylül 1920'de Menü Müskirat, içki yasağı ve 25 Kasım 1920'de Menü İsrafat, israfı engelleme kanunları kabul ediliyordu. Beklenen an gelmiştir işte. Batı cephesi komutanına taarruz emrini verir Mustafa Kemal. Çember içine alınan Yunan ordusu 30 Ağustos 1922'de başkomutanlık meydan savaşıyla ağır bir yenilgiye uğratılır. Kurtulanlar İzmir'e doğru kaçmaya başlarlar. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verir Mustafa Kemal. Hızlı bir izleme hareketiyle 9 Eylül'de İzmir'e girilmesi noktalar büyük zaferi. Eylül'de halkın coşkun gösterileri içinde İzmir'e girer Mustafa Kemal. ...13 Eylül'de başlayan yangın 3 gün sürecek ve güzel İzmir'in büyük bir kısmı kül olacaktı. 14 Eylül 1922... yangın devam etti. Bütün gün yangınla meşgul oldum. Gece de devam etti.